Merhaba arkadaşlar. Yaşam ve Ölümün Temelleri serisine başlıyoruz. Birinci videodayız. Hemen şunu hatırlatarak başlayayım. Bu video serisini izlemeden önce yeni başlayanlar için Go serisinin en azından bir 4 videosunu, 5 videosunu izlemiş olmanız lazım ki bu seriyi daha iyi anlayabilin. Yani ben sizin iki gözü bildiğinizi varsayarak problemleri çözeceğim. Evet bu seride daha çok problem çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü yaşam ve ölüm dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey yaşam ve ölüm problemleri. Bu konuyu da anlamak için bol bol problem çözmemiz lazım. En kolaydan başlayacağız. Yavaş yavaş zorluk artacak. Yaşam ve ölüm temelleri Yaşam ve ölümün temellerine başlıyoruz. Evet, ilk problemle başlayalım arkadaşlar. Şimdi çok e, temel bir problem var karşımızda. Öncelikle yine şunu belirteyim, siyah oynar. Her problemimizde ilk hamleyi siyah yapar. Burada ise siyah şuradaki grubunu kurtarmaya çalışıyor. Ne yapması lazım? Yaşamanın temel şartı neydi? İki gözlü, değil mi? İki tane gerçek gözümüz varsa rakip bizi hiçbir şekilde öldüremiyordu. Bunu da nasıl yapabiliriz? Çoğu zaman alanımızı e, maksimize ederek yani mümkün olduğunca fazla alan oluşturarak, boşluk oluşturarak iki göz yapabiliriz. En azından ihtimalimizi arttırırız. Yani burada siyahın şuradaki noktayı kapatması lazım arkadaşlar. Şuraya oynaması lazım ki içeride daha rahat göz yapabilsin. Şimdi dört boşluk oluştuğu için burada. Beyaz nereye oynarsa oynasın. Mesela buraya oynasa beyaz, siyah bu sefer buradan kapatıp hem bakın burada bir göz yapmış oldu hem de burada bir göz yapmış oldu. İki tane gözü var şu anda siyahın. Yaşadı yani. Beyaz hiçbir şekilde siyah grubu öldüremez. Aynı şekilde beyaz buraya değil de buraya oynasa bu sefer siyah bu şekilde göz yapabilir yine bakın. En köşede bir tane gözümüz var. Bir de solda bir tane gözümüz var ve grubumuzu yaşatmış olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Dört tane böyle sıralı boşluğumuz varsa hayattayız. Yani ekstradan bir hamle yapmamıza gerek yok değil mi? Yani diyelim ki tutup da buraya şimdi oynamamıza gerek yok. Çünkü bir tehlike yok. Beyaz oynasa bile yaşıyoruz çünkü. Ama Mesela burada dört boşluk değil de üç boşluk olsaydı... Mesela şuraya da bir tane siyah taş yerleştirelim. Üç boşluk olsaydı o zaman beyaz bizi öldürebilirdi burada. İki göz yapmamızı engelleyebilirdi. Ama dört boşluk olduğu zaman iki göz yapabiliyoruz. Hemen bir sonraki probleme geçelim arkadaşlar. Burada yine siyah oynar yaşar. Burada da yalancı göz kavramını birazcık e, öğreneceğiz demeyeyim. Yeni başlayanlar için go serisinde zaten e, öğrendiniz... Burada pekiştirmesini yapacağız arkadaşlar yalancı gözün. Şimdi ben hemen doğru hamleyi size söyleyeyim. Siyah burada arkadaşlar bağlamalı. Şuradaki noktayı bağlamalı. Neden? Çünkü siyah şu şekli oluşturduğu zaman bakın içeride 1 2 3 4 boşluklu bir şekil oluştu yine. Tabii ki beyazın şu anda nerede olduğu önemli. Çünkü hamle sırası da beyazda. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Beyaz e, bizi öldüremez burada. Bakın uzasa buraya oynayıp yine iki göz yaparız. Beyaz buraya oynarsa yine bu hamleyle iki göz yapabiliriz gördüğünüz gibi. Yani burada doğru hamle bu arkadaşlar. Neden yalancı gözün alıştırması dedim buna? Çünkü eğer bu taş ateri de diye biz bu taşı alırsak hata yapmış oluruz. Çünkü beyaz şuraya da oynadığında bakın şuradaki arkadaşlar bu nokta yalancı göz. Yani bir tane gerçek gözümüz var burada. Şöyle bir tane gerçek gözümüz var. Bir tane de yalancı gözümüz var. O zaman beyaz bizi öldürebilir. Bu ölü şekil yani. İki tane gerçek gözümüz olmadığı için ölü şekil. Neden yalancı göz peki? Çünkü en kenarda, en kenarda gerçek göz olması için arkadaşlar çaprazdaki iki noktanın da güvenli nokta olması lazım. Yani e, rakibin oynayamaması lazım o noktalara Halbuki bakın burada şu anda beyaz var değil mi şu göz e, göz olacak olan noktanın bir çaprazında beyaz var O yüzden burası yalancı göz ki zaten mantıken buradan bir yere de gidemiyoruz değil mi beyaz bizim önümüzü kap e, önümüzü kapattığında bu iki taşı ateri çekiyor e, bağlamak durumunda durumdayız. yoksa beyaz bizi alır o zaman oradaki göz kayboldu yani yalancı göze döndürmüş oldu beyaz orayı. Bu yüzden arkadaşlar bu taşı almıyoruz. Burayı bağlıyoruz ki içeride iki göz yapabilelim. Bu arada aynı şekilde bunu değil de bunu oynasak da aynı şey değil mi? Beyaz bunu oynayıp şurayı yalancı göze çevirebiliyor. Yani biz bu taşı alsak bile burası yalancı göz bakın. Şöyle doğru hamleyi tekrar edeyim. Evet bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Burada da hamle sırası siyahta ve iki göz yapmaya çalışıyor siyah. Bu arada problem problemi gördükten sonra videoyu durdurup çözmeye çalışırsanız sizin için çok faydalı olacaktır. Size bu serilerdeki en büyük tavsiyem arkadaşlar soruyu görünce videoyu durdurup çözmeye çalışmanız. Daha sonra çözseniz de çözemeseniz de videoyu başlatıp benim çözümümü dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada siyahın alanını maksimize etmesi için buraya oynaması lazım değil mi? Yani şuradaki alanı büyütmesi için buraya doğru oynaması lazım. Yoksa buraya doğru gidecek bir yer yok değil mi? O yüzden buraya oynaması lazım ki içeride 1, 2, 3, 4, 5 boşluklu hatta 4 de değil 5 boşluklu bir şekilde oluştu. Ama Beyaz buraya girip o 5 boşluklu şekli 4 boşluğa indirebilir. Hiç problem yok. Biz burayı bağladığımızda yine içeride 4 boşluk var, değil mi? Neydi? 4 boşluk yaşar. Rakip bizi öldüremez bakın. Beyaz buraya oynarsa alırız. Yine 2 gözümüz var. Beyaz buraya oynarsa yine alırız. Yine 2 gözümüz var. Peki Peki arkadaşlar, biz neden ilk önce buraya oynamadık? Bu neden yanlış? Çünkü o zaman beyaz buradan hane yaptığı zaman burada bizim iki gözümüz yok bakın. Sanki burada üç boşluk varmış da beyaz bizim gözümüzü bozmuş gibi duruyor değil mi? O yüzden kenara doğru uzayıp daha büyük alan almalıyız. Boşluklarımızı arttırmalıyız ki göz potansiyelimiz de artsın. Hemen bir sonraki probleme geçiyorum. Burada sırası siyahta. Bir önceki bir önceki problemde arkadaşlar ne demiştim? kenara doğru uzamak gerekiyor değil mi? O zaman bu problemin cevabı çok açık. Kenara doğru uzayacağız ki maksimum alanı elde edelim. Beyaz bizi o zaman öldüremez, iki gözümüzü bozamaz. Bakın beyaz buraya oynasa biz bu sefer buraya oynarız. En köşede bir göz yaptık, bir de burada bir göz yaptık. İki gözümüzü yaptık arkadaşlar. Peki beyaz buraya oynarsa o zaman da bu şekilde göz yaparız. Beyaz bize ateri bile çekse biz bu beyazı şu taşı aldığımız zaman beyaz hiçbir şekilde bizi alamaz. İki tane gözümüz var ve ikisi de gerçek. Burada yapılabilecek hata şu olabilir arkadaşlar. Buraya ya da buraya oynamak. Yani şurada bir tane göz yapayım diye buraya oynarsak o zaman beyaz burada ikinci gözümüzü bozabilir. Neden? Çünkü burası yalancı göz değil mi? Burada ikinci gözümüzü yapamayız. O yüzden alanlarımızı büyütmek için, boşluklarımızı arttırmak için kenara doğru uzamamız lazım köşede. Köşelerde genellikle göz yapmak için yapılan hamleler bunlar arkadaşlar. Evet bir sonraki probleme geçiyorum. Burada e, çözmeye çalışın bakalım bu problemi. Videoyu durdurup ben hemen çözüm, çözüme geçeceğim. Evet arkadaşlar burada da burada da şu taşımız ateride Beyazın da bu taşı ateride ama aç gözlülük yapıp hemen a buradaki beyaz taş ateride hemen almalıyım dersek o zaman beyaz buraya oynar ve bizim içeride bir tane gözümüz var. Bu göz de yalancı göz oldu değil mi? Bu taş da ateride evet ama bu taşı alırsak da buradaki göz yalancı göz o zaman yaşayamadık. Şu anda sanki siyahın üç tane gözü varmış gibi duruyor ama bu şu ikisi yalancı göz değil mi? Yani bir tane gerçek gözümüz var. Bizim iki tane gerçek göze ihtiyacımız var. Unutmayın. O zaman ne yapmamız lazım? Bu taşı almayacağız. Burayı bağlayacağız ki içeride daha büyük bir boşluk oluşturalım ve buradaki göz yalancı göz olmasın. Şimdi bakın beyaz buraya oynarsa alırız. İçeride yine iki gözümüz var, değil mi? Beyaz buraya oynarsa, o zaman bu taşı alırız. İçeride yine iki gözümüz var. Bu taşı almak önemli bu arada, çünkü eğer o taşı almazsak, mesela başka bir yere oynarsak ya da diyelim ki şu taşı alırsak, o zaman beyaz bağlar. Şimdi diyeceksiniz ki beyaz bağlarsa, o zaman or bütün beyazları alırız. Ama beyazın bir e amacı var. O, o taşlarını feda ediyor beyaz. Neden? Çünkü burada siyah aldığı zaman, bakın içeride kaç boşluk var? Üç boşluk var. O zaman beyaz bizi öldürebilir. Bütün grubumuz öldü arkadaşlar. O yüzden bu tuzağa düşmemek için ne yapıyoruz? Burada beyaz hamle yaparsa hemen cevap veriyoruz. Göz yapıyoruz orada. Doğru cevabımız buydu. Evet, bir sonraki probleme geçelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane problemimiz kalmış. O zaman benim söylediklerimin ışığında bu problemi de çözebilirsiniz değil mi? Ne yapıyoruz? M maksimum alan. O zaman burayı kapatmamız lazım. Evet. Şu anda içeride 1, 2, 3, 4, 4 bir de artı 1'i de var. 5 boşluklu bir alan oluşturduk. Burada beyaz bizim gözümüzü bozabilir mi? Beyaz mesela buraya oynasa ne yapacağız? Burası önemli. Eğer yanlışlıkla şuraya oynarsak burada göz yapalım diye o zaman beyaz bizi alır. Nerede göz yapacağız? Kolay burada göz yapacağız. Beyaz bizi alamaz değil mi? Buraya bile oynasa. Biz alırız beyazı. Buraya oynasa yine alırız. O zaman beyaz buraya oynarsa bu şekilde iki göz yapabiliriz. Beyaz bize ateri çekerse sorun yok bağlayalım. Beyaz iki gözümüzü yine bozamıyor. O zaman neymiş? Aşağı indiğimizde yani tahtanın kenarına doğru indiğimizde iki gözümüzü yapıyoruz. Peki bu hamle neden olmuyor? Bir de bunu inceleyelim. Şimdi burada evet yani beyaz yanlış oynarsa siyah göz yapabilir. Mesela bu hamle değil mi? Bu hamle sanki iki gözü bozuyormuş gibi duruyor ama bu hamle yanlış. O zaman siyah buraya oynayabilir işte. Burada bir göz yaptı. Beyaz burada iki göz yapmasını engellese bile siyahın burada ikinci gözü var değil mi? Bunu oynasa alır. Bunu oynasa alır. Beyaz öldüremez siyahı burada. O zaman beyazın ne yapması lazım arkadaşlar bu durumda? Bunun yerine buraya oynaması lazım. Değil mi? Şimdi bana diyeceksiniz ki ama siyah buraya oynarsa iki göz yaptı. Evet bir göz yaptı. İkinci gözünü de yapmak üzere. Ama burada ko var bakın. Eğer bu ko'yu beyaz kazanırsa şurası yalancı göz oluyor, değil mi? Ko neydi? Sonsuz döngü. <laughs> Buraya şu anda siyah oynayamıyor. Siyahın beyazı tehdit etmesi lazım. Başka bir yerde tehdit etmesi lazım. Yani burada bir kol savaşı çıktı. O yüzden kol savaşı siyahın işine gelmez. Çünkü savaşı kaybederse ölebilir. O yüzden direkt yaşama hamlesi varken kol çıkarmak istemez siyah. O, o hamle de bu. Evet bir sonraki probleme geçelim arkadaşlar. Burada da artık bence hemen buldunuz cevabı. Ne yapıyoruz? Tahtanın kenarına iniyoruz değil mi? Alanlarımızı yani maksimum alan e, yapacak şekilde hamlelerimizi yapıyoruz. Alanlarımızı mümkün olduğunca büyütmeye çalışıyoruz. Burada bakın beyaz gelse bile kapattığımızda içerideki boşluk sayısı 4... Problem yok yaşadık. Sıralı dört boşluk varsa o e, grup hayattadır arkadaşlar. Rakip hiçbir şekilde öldüremez. Buraya oynarsa ha bu arada rakip öldürmeye çalışırsa da cevap vermek zorundayız. Yani mesela beyaz buraya oynadı e, zaten bu grup ölmez diye başka bir yere oynamayın sakın. Yoksa beyaz bir hamle daha yaparsa siyah ölür. O yüzden buraya bir tane hamle yapıldığında cevap vermeniz lazım. Yani öldüremiyor derken saldırsa sizin cevabınız var bu saldırıya. Hayatta kalıyorsunuz demek istiyorum. Şimdi. Peki başka ne olabilir? Mesela siyah buraya oynarsa yaşayamaz mı acaba? Şimdi siyah bu beyaz taşı ateri çekiyor ama eğer beyazın bu taşı savunacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü beyaz bunu savunursa içeride göz yapabilirsiniz değil mi? 5 boşluklu hatta burada alan var. Ama beyaz, beyaz burayı savunmaz. Beyaz buradan hane yapar. Sizin alanınızı küçültmeye çalışır. Neden? Çünkü bu taşı alsanız bile şurası yalancı göz. Gerçek göz değil. Beyaz buna cevap verebilir. Buradan kaçacak bir yeriniz de yok. E buraya oynasanız bu sefer göz yapayım diye bu sefer beyaz sizin gözünüzü bozabilir. Çünkü orada dört boşluk yok, üç boşluk var. O yüzden doğru cevap arkadaşlar bu. Tahtanın kenarına inmek. Evet bir sonraki probleme geçelim. Altı problemimiz kaldı. Siyah oynar, yaşar. Bu problemi hızlı geçmek istiyorum. Çünkü bir, bir önceki probleme çok benziyor ve çok açık. Siyah burayı bağladığı zaman iki gözünü yapıyor değil mi? Yani burada beyaz hiçbir şekilde siyahın gözünü bozamaz. Bir göz, iki göz. Bir göz, iki göz. Yani beyaz hiçbir şekilde siyahın gözünü bozamıyor. Başka bir yere zaten siyah niye oynasın ki bu taşı ateri de? Şunu bağladığında zaten içeride bir sürü alanı var. Evet, bir sonraki probleme geçelim arkadaşlar ne yapıyorduk? Alanları maksimize ediyorduk. O hamle de bu değil mi? Neden buraya hamle yapalım ki? Neden burada iki puan almaya çalışalım? O zaman zaten burada bir gözümüz var. ikinci gözümüz de yok. O zaman beyaz bizim gözümüzü bozup bütün grubu öldürebilir. O zaman ne yapıyoruz? Buraya oynuyoruz. Bakın bu da değil. Bu da değil. Neden? Çünkü içeride 3 puanımız var. Hatta Beyaz bir de buraya oynarsa gözümüzü bile bozuyor bizim orada. Yani iki göz yapamayız. Bütün grubumuz ölür. Üç puan alalım derken bütün grubumuz bütün grubumuzu beyaza veririz. O yüzden buraya oynuyoruz. Şöyle zikzak şekli oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi beyaz buraya oynarsa bu şekilde göz yapabiliriz bakın. Beyaz bizi alamaz. Bakın iki tane gözümüzü oluşturduk değil mi? Artık orada bizim alanımız var. Buraya oynasa bu sefer buradan göz yaparız. Bakın bir göz, iki göz. İki göz yapmak neden önemli? Eğer rakip bizim iki göz yapmamızı engellerse buradaki grubu oyun sonunda toplayacak puan olarak değil mi? Hem taşlarımızı alacak hem de oradaki alanı alacak. O yüzden iki göz yapmak önemli. Ama bu aşamada hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bazı yeni başlayan oyuncular bütün oyunu yani sanki amacı iki göz yapmakmış gibi hatta iki göz bile değil göz yapmakmış gibi oynuyor. Yani e, oyunun ilk başından itibaren mesela hemen oyun mesela başladı hemen bir yerde iki göz yapayım. Hatta iki göz var hemen üçüncü gözü yapayım, dördüncü gözü yapayım böyle oynuyorlar. Bu strateji yanlış arkadaşlar. İki göze ne zaman ihtiyacımız var biliyor musunuz? E, rakibimizin alanına girersek eğer o zaman o alanda yaşamak için iki göze ihtiyacımız olur. Bir, rakibin bölgesine girersek, rakibin güçlü olduğu yere girersek yaşamak için iki tane göze ihtiyacımız var. Bu doğru. Ya da zayıf bir grubumuz varsa, rakip o zayıf gruba saldırıyorsa o zaman yaşamak için iki göze ihtiyacımız var. İki tane gerçek göze ihtiyacımız var. Ama oyunun amacı iki göz yapmak değil. Oyunun amacı alan almak. Rakipten daha fazla yeri işgal etmek tahtada. Eğer siz iki göz yapayım diye oynarsanız ilk başta bu sefer iki puanınız olur. Rakip siz iki göz yaparken tahtaya yayılmış olabilir mesela. Alan olarak avantaj, avantajlı pozisyona geçebilir. O yüzden zorunda kaldığınız zaman iki göz yapmaya çalışmanız lazım. Hemen iki göz yapmaya çalışmak yanlış. Bunu da hem söylemiş olayım en azından. Biraz uzattım konuyu ama önemli. Evet bir sonraki probleme geçelim. Burada siyah nereye oynar acaba? Burada da aslında belli değil mi? Bir tane taşımız de Neden bağlamayalım ki bu taşı? Çünkü bağlarsak 1, 2, 3, 4, 5 boşluklu bir Alanımız oluyor. Zaten 4 boşluklu alan yaşıyordu. E 5 boşluklu alan haydi haydi yaşar. Yani burada bakın beyaz gözümüzü bozmak için buraya bile oynasa kapatırız değil mi? Bir göz, iki göz. Bakın tekrar edeyim arkadaşlar. Bu e, iki göz neden önemli? Şöyle hayal edin. Sanki burada hiç siyah taş yokmuş. Şurada e, birkaç tane beyaz taş varmış da biz bu alana girmişiz. Bu bölgeyi almaya çalışıyoruz diyelim. O zaman iki göz önemli işte. Burada iki göz yapmamız lazım. Yoksa rakip bizi alabilir. Şimdi bunun da cevabını verdikten sonra bir sonraki probleme geçebiliriz. Üç tane problemimiz kaldı arkadaşlar. Süper gidiyoruz bence. Şimdi burada acaba siyah nereye oynar? Yaşam bölüm problemlerini çözerken arkadaşlar önce bir problemin analizini yapın. Analiz nasıl yapılır? Şu anda kaç tane gözümüz var? Öncelikle e, bunun bir sayısını çıkartın. Yani kesinleşmiş kaç tane göz var ve o gözler nerede? Şimdi şunu söyleyebiliriz: burada siyahın kesinleşmiş bir tane gözü var, değil mi? İki boşluklu ama bir göz. Bu e, şu anda buraya iki göz diyorsanız eğer. Yeni başlayanlar için gol serisine dönüp onu izliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada şu anda bunun neden bir göz sayıldığını, iki göz sayılmadığını anlatmayacağım. O seride anlatıyorum. Eğer böyle bir probleminiz varsa, böyle bir sorunuz varsa önce o seriyi izleyin. Burada bir göz var arkadaşlar. İki göz yok. İkinci gözümüz nerede? İkinci gözümüzü burada yapabiliriz. Potansiyel var. Ama henüz yapamamışız iki gözümüzü. Sadece bir göz var. Acaba nasıl yapabiliriz? Şimdi de burada bir tane beyaz taş var ateri'de. Bunu alalım dersek eğer o zaman bakın burada göz varmış gibi dursa da beyaz o gözümüzü bozabilir değil mi bu şekilde bu taşa ateri çekerek. Bakın orta bölgede yani tahtanın en kenarında değil de kenardan çıktığımız zaman gözün yalancı olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Çaprazındaki noktalara bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu yuvarlakla işaretleyeyim. Şöyle. Şunun göz olup yani gerçek göz olup olmadığını çaprazındaki noktalara bakıyoruz. Ve diyoruz ki çaprazında eğer iki tane rakip taşı varsa yalancı göz. Bu taş burada da olabilirdi, burada da olabilirdi. İki tane taş varsa yalancı göz arkadaşlar. Çünkü en sonunda bize ateri çekebilir rakip. Ve şu anda zaten çekiyor ateriyi değil mi? O zaman bunu bağladığımızda bu grup ölü. Bir tane gözü var. Demek ki neymiş? Başa dönecek olursak bu taşı almak yanlışmış. Ne yapmamız lazım? Burayı bağlamamız lazım değil mi? E, beyaz bize buradan ateri çekebilir. Buna cevap vermemiz lazım. Yoksa grubumuz ölür. Ama bunu aldığımız zaman... Burası artık gerçek göz. Bakın neden gerçek göz diyorum? Çaprazındaki noktaları işaretleyeyim tekrar arkadaşlar. İki tane mi? İki tane yerde mi beyaz var? Hayır, bir tane yerde beyaz var. O zaman beyaz bu gözü bozamaz. Gerçek göz. Şuraya da bakalım. Bakın burada şu üçgenleri kaldırayım. Şu gözün arkadaşlar, şuradaki tek gözün çaprazındaki noktaları işaretliyorum. Gördüğünüz gibi Bizim taşlarımız var orada değil mi? Yani beyaz taş yok. Orası da gerçek göz. O zaman buradaki siyah grup yaşıyor diyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki probleme geçebiliriz. Burada da yine maksimum alanı elde etmek için buraya oynamamız gerekiyor. Beyaz alanımıza girerse savunuruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir göz problemimiz Yok. iki tane gözümüzü yaptık bakın. Beyaz buradan girmeye çalışırsa da kapatırız. Buradan girmeye çalışırsa kapatırız. En sonunda yine iki gözümüzü yapıyoruz. Şu yanlış bakın. Bu ya da pardon arkadaşlar. Ha, bu hamle ya da bu hamle yanlış değil mi? Bu hamle niye yanlış? Beyaz nereye oynar? Buraya oynar. Eğer siyah şurada bir göz yapayım derse bu sefer beyaz araya girdiğinde bakın hem bu göz yalancı hem bu göz yalancı. Nasıl anladım? Bir, şu göz niye yalancı? Tahtanın en kenarında çaprazda bir tane bile rakip taş varsa bu göz yalancı. Birinci gözümüz yalancı. İkinci gözümüz neden yalancı? Kenardan çıktık artık. 2 tane rakip taş arıyoruz çaprazda. Bakalım şöyle şöyle çaprazı işaretleyelim. Bakın burada ve burada rakip taş var, değil mi? O göz de yalancı o zaman. Siyah grup ölü. Demek ki neymiş? Siyah bu şekilde buraya oynayarak iki göz yapamıyor. Buraya oynarsa evet bir tane gerçek gözü var. Ama bu sefer diğer gözü bozabilir beyaz. Yani bu hamlede yaşamıyor arkadaşlar. Bu hamlede aynı şekilde yaşamıyor. Burada siyah göz yapamaz. Yaşayan hamlemiz bu. Evet, bir sonraki ve son problemimize geçiyoruz. Bu problem de çok güzel. Bakalım çözebilecek misiniz? Videoyu durdurup deneyin bence. <laughs> Şimdi yaşam bölüm problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Kaç gözümüz var? Önce ona bakalım. Şu anda bir gözümüz var. Gerçek mi değil mi? Ona bakalım. Çaprazındaki noktalara bakalım. Şu gözün çaprazındaki noktalar. Burası, 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 burası. Bir tane boşluk var. Beyaz zaten buraya oynayamaz şu anda. Bakın siyah, siyah, siyah. Çok kolay değil mi? Burası gerçek göz. Bir de burada gerçek göz yapalım. Mesela diyelim ki şurayı göz yapmak istiyoruz ve gerçek olmasını istiyoruz değil mi? Gerçek olması için çaprazına bakalım. Burası, 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 burası. Şimdi şu noktanın dört çaprazında iki tane beyaz taş varsa yalancı göz. Şu anda kaç tane beyaz taş var? Buraya zaten beyaz oynayamaz. intihar hamlesi. Burada siyah var. Burada beyaz var. Ah, Buraya da beyaz oynarsa o zaman burası yalancı göz değil mi? Şu göz. Yani buradan nereye varıyoruz arkadaşlar? Şurada bir göz yapayım diye buraya oynarsak bu sefer beyaz buraya oynayıp şu noktayı yalancı göze çevirebilir. Şuradaki beyaz taşı alabilir miyiz? Alırsak tamam ama alamayız. Beyaz bağlanır. Burası yalancı göz. Buradan da ateri çeksek beyaz bağlanır. Yalancı göz. Yine öldük. Aşağıda zaten göz yapamıyoruz. Bir gözümüz var, öldük. O zaman bu hamle yanlış arkadaşlar. Peki acaba bu hamle şimdi şurayı göz yapabilir miyiz? Bu hamle de yanlış. Neden yanlış? Çünkü beyaz bir tane taş feda edebilir burada. Bakın bu iki taşımız ateride gördünüz mü? İki taş ateride. Eğer burayı bağlarsak alır. Eğer bu taşı alırsak hop yalancı göze çevirir burayı. Yine bir gözümüz var yine öldük. O zaman biraz daha yaratıcı düşünmemiz lazım. Uzamamız lazım arkadaşlar. Doğru hamle bu. Eğer şimdi bize ateri çekerse beyaz şimdi bağlayabiliriz. Şimdi yalancı göze çeviremiyor değil mi? Buradan kaçmaya çalışırsa alırız. Buradan ateri çekerse alırız. İki tane gerçek göz yaptık. Buradan bağlamaya çalışırsa yine alırız. Yine iki tane gerçek gözümüz var. O zaman bu durumda e, buradaki siyah grubu yaşatan hamle bu uzama hamlesi arkadaşlar. Diyelim ki turnuvadasınız, oynuyorsunuz. Böyle bir pozisyon denk geldi ve bu maçı kazanırsanız e, birinci olacaksınız diyelim. Bu hamleyi görüyor olmanız lazım. Bu hamleyi görmediğiniz zaman koskocaman grubunuz artık rakibin olur. Ve burada çok puan var arkadaşlar. Normalde Go maçları zaten e, ortalama olarak diyeyim hani 10 puanla, 5 puanla, hadi taş çatlasın e, yakın, biraz daha e, daha az yakın maçlar 15 puanla, 20 puanla bitebilir. Burada çok puan var. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 yani beyaz bu siyah grubu alırsa orada yaklaşık 20 puan açılacak. Bir de bu taşları esir alacak. 11 puan da böyle etti 31 puan. Bir de burada siyah 2 3 puan alacaktı. Onu da alamadı. Yani 34 puan, 35 puan falan. Yani bu hamlenin değeri 35 puan arkadaşlar ve çok büyük gerçekten. Oyunu kazandıran, kaybettiren bir hamle olabilir bu hamle. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Yaşam ve Ölümün Temelleri serisinin birinci videosunu bitirdik. Çok güzel problemler çözdük ve çözmeye de devam edeceğiz. Çok uzun soluklu bir seri olacak arkadaşlar. Hatta sezon sezon bile ayırabilirim yani. Yani şöyle yapmak istemiyorum hani 70. bölüm 78. bölüm yapmak istemiyorum o zaman e, çok uzun soluklu olduğu için o kadar uzun izlenmeyebilir. Belki yani e, sezon sezon ayırıp mesela bir sezon 20 bölüm yaparım ikinci sezon bir 20 bölüm daha yaparım izlemesi de daha kolay olur e, sezon o, e, sezon sezon ayırdığım için izleyenler için daha zevkli olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Go oynamayı unutmayın.